Volkan abi söyledi ya. Ne taktirdiysen dediysen söyle bak. Sen taktıktan sonra fena oldu falan oldu. Ondan sonra söylemek istediğim şey gerçekten de düzgün hislerle, düzgün duygularla çalmamız gerektiği doğru. Çünkü birisini kıskanarak, ben birisini doğru, bak buradan da itiraf ediyorum. Gerçekten de okulda bir arkadaşım kıskanarak başladı dolu. Ben daha önce birazcık annem piyanist olduğu için klasik vurmadan çalıyordum ama piyano ile ilgiliydim. Ondan sonra bir arkadaşımı kıskanarak başladım. Ondan sonra ve onun elinde bageti vereli 5 sene oldu falan diye kıskançlık anlamıyla böyle tıklıyormuş. Ama Amerika'ya yerleşti şu an. Evet tabii canım, araba yedek parçası satıyor değil mi, yok yok canım. Orada da çok güzel çalıyor. Ondan sonra neyse ismi lazım değil, Tony Royster falan değil mi, aynı okulda bir şey yapıyor. O 12 yaşındaki videoyu çok kıskandım falan. Neyse. Hakikaten de iyi duygularla çalmadığın zaman bu aletten güzel duygu çıkmıyor yani. Güzel nota, böyle hızlı notalar çıkıyor, gösterişler çıkıyor da güzel duygu çıkmıyor. Volkan abi o yüzden çok müzikal çalıyor. Herkes, hepimiz çok güzel çalıyoruz. Hepimizin farklı yönleri var. Volkan abi de çok güzel çalıyor. Herkesin böyle güzel şeylerini alın. Herkes hakkında güzel düşünün. Böyle arkadaşlarınız vardır sizinle beraber aynı enstrümanı çalan. Bazen siz ondan iyi gibi çalarsınız, bazen o sizden iyi gibi çalar. Hiç bunları takmayın yani. Bunların hepsi gelip geçici yani. Gerçekten de güzel duygularla oturup hayatınızı, hikayenizi anlatmaya bakın. O zaman hikayeniz güzelse gerçekten güzel nota çıkıyor. Hazır yeri gelmişken alacağım. Mesnevi'den mi soracaksın? Yok. Anlatayım mı? Yani şimdi birçok grupla çaldım, birçok müzisyenle eşlik ettim. Konservatuvar kökenlisi. Ama hangi tarzda tam kendini ifade ettiğini istedim ki bugüne kadar? Ya o kadar değişken oluyor ki. Mesela bazen o dinlediğim müziklerle söylüyorum. Mesela bugünlerde çok fazla Rock FM dinliyorum. Mesela biraz önce anneme yaptım dedim, parça dinlesene, Dream Theater gibi bir parça çıktı mesela, ne alaka falan. Yani hani çocukluğu nasıl geçmiş falan diyor insanı falan. Tabii yani evde zincirledi bir çocuk. Neyse, ondan sonra yani o dinlediği şeye göre değişiyor ama benim çok kendimi yakın hissettiğim Latin var galiba. Yani. Yani daha sonra biraz R&B tarzının, zencilerin tarzlarında özellikle atak yapıları, çünkü atak şey, ritim çok fazla çalınabilitesi bir şey oluyor yani geçtiğin zaman. Türlerin. Ya türlerin her birinin bir gerçekten çalması gereken bir stil var. Onları hepsini sen kendi çaldığın stile yaklaştırdığın zaman o zaman müzikal çok fazla görünmüyor. Mesela rock bir parçada çok fazla kicklerin araya girdiği bir kombinasyon yaptığı zaman olmuyor. Yani rock parça düzüyor. Yani yok ya. Yani bu olmuyor yani. Anlatabildim. Bu çünkü gospel'da R&B'de kullanıyor seni. Yani onların nasıl, o atakları mesela çok soruluyor bana. İstiyorsanız yeri gelmişken onu da göstereyim. Çünkü her zaman böyle anlattıktan sonra ah şunu söylemeyi unuttum falan filan diyorum bittikten sonra. Bu gospel ataklarını çok güzel gospel ritimleri çalıyor Türkiye'de hocam. Harika çalıyor. Ha, evet. Atımı var. Ondan sonra fakat ataklarda hani böyle rudimental bir atak gibi geliyor. Yani tam o hani o heriflerin o yaptığı şey gelmiyor gibi oluyor. Farkınız değil mi? Evet. Tamam da hani şey değil hani. Bunları çalışmak için şunlar gerekiyor abi. İki günü tek eliyle çalışacaksınız. Sonra double. Ondan sonra mesela paradiddle diddle şey yapabilirsiniz mesela. Sağ sol sağ sağ sol sol yerine el ayak el el ayak ayak. Mesela bunları şimdi birleştireceğim. Normal yaptığım rudimentalleri de katacağım. Double da katacağım, single katılacağım. İçine biraz tuz, biraz karabiber. Ondan sonra filemi de katacağım. Şimdi fırına vereceğiz bakalım. Ve
Araya da şeyleri eklemeye başladıktan sonra bir sürü soru boss verdik şeyler. Çünkü boss verdikler bir sürü soru çok hızlanıyor. Çok hızlı bir şey yapıyor ama genelde şeyi çaldıkları zaman ondan sonra bir atlama efektleri çaldıkları zaman araya çok fazla kick sıkıyorlar ve değişik kombinasyonlar kuruyor. Mesela farklı yerlere gelen politik kombinasyonlar kuruyor mesela. Son. Bunların bir de şeyleri var. Aynı yaptığınız hareketleri mesela bu tarafa duyuyoruz ya, tam tersini de yapmak. Gidip gelmek mesela. Başka sorusu olan var mı acaba? Son soruları atmadan sonra. Yani küçük bir yani soru, ya kendimde de görüyorum, hatta çoğu davulcuda var benim. Dudak tikimiz hani, değil mi? Var. Onu hissettiğimizden mi oldu? Hani gördüm, ben küçük gönderini gördüm ya. Yani çok galiba tikten değildi ama. Kendim kayıt alınca fark ediyorum da mesela hani dört uzvu birden kullanıyorsun, dudak boşa gidiyor. Komşu böyle demiyorsun. Olabilir. Gidiyor. Ya size bir şey söyleyeceğim. Atilla abi vardır, bilir misiniz? Biraz şıkkındır Atilla abi. Ha, bilirsiniz. Atilla abi bir gün şeye girdi. Dudak, hani nasıl çözelim diyorsa ona sormal lazım. Bir hikayesini anlatayım da nasıl çözdüğünü ben de bilmiyorum ama herif yani şunu başarmış. Ne diyorsun? Boruk dedi, Telibolcu'nun dedi bilmem nesini biliyor musun işte falan. Orada stüdyonun sahibini söylüyor falan. Zaten şey, resim Telibolcu ve zaten onu hani idol olarak edilmiş. İşte biliyorum dedi, bak dedi, dinle dedi. İşte giriyor, tak 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 tak. Klasik çık 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 çık. Onun böyle klasik çık 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 falan girdi en son çalıyor. Bak dedi, çalıyorum dedi. Dinle dedi. Hızlanmaya başladı falan filan. Televizyonun böyle 1.5 katı falan hıza geldi. Şimdi dinle dedi. Bir mırıldanma bir şey geliyor. Abi üzerinde dönülmez aksanın ufkundayım söyledi. Şaka yapmıyorum. Şu hızla çalıyorum ve dedi onu yapamayacağı bir şey yapıyorum. Üzerine Türk kurduğumuz ikisi söyledi. Yani bir, ona eğer danışırsan hani bilmiyorum senden de bir makber çıkar gibi geliyor bana. Erhan abi, Dennis Chambers'ın kendine özel bir yöntemi var. Sakız çiğniyor abi çok. Yani öyle şey çözüyor muymuş? Gerçekten çözüyor. Ben denedim, tavsiye ederim. Hakikaten. Ben böyle, ama ben mesela bazen... Dolu çalarken sakız çiğnemek gerçekten işe yarıyor. Çok memnun.